Ben videolarımın öyle çok kaliteli olduğunu iddia etmiyorum ama belli bir standartı da yakaladığını inkar edemeyiz. Her ne kadar sık video at deseniz de bunlar yapması kolay videolar değil. Gelin size göstereyim. Öncelikle 80 dakika oynayıp kayıt alıyorum. Bu işin en kolay ve eğlenceli kısmı. Hatta kayıt boş kısımlarla dolmasın diye görevlere taksiyle gidiyorum. Sonrasında işin biraz yaratıcılık gerektiren metin yazma kısmı var. 15 dakikalık bir videonun metni nereden baksanız 1600 ile 2000 kelime arasında. Tıpkı kitap yazmaya çalışan Bojack'in sadece fontu seçerken bile saatler harcaması gibi benim de en fazla vaktimi alan kısım burası. Çünkü videolarımda hiçbir zaman şöyle cümleler duymazsınız. Nico Francis'in yanına gider, adamı öldür der, öldürür ve görevi tamamlar. Kız arkadaşımız ajan çıkar, patronu için çalışırız, öldür der, öldürüp görevi tamamlarız. Roman'a yardım ederiz, görevi tamamlarız. Hayır, ben işimi ciddiye alan ve kendim izlerken bile eğlenebileceğim türden videolar çekmek istiyorum. İşin en sıkıcı kısmıysa montaj yapmak konuşurken aldığınız nefesleri silmek bir yana, anlattığınız görüntülerin ekrana gelmesi, bütün hali nasıl duruyor diye baştan sona defalarca izlemek vakit alıyor. Ayrıca bilgisayarınız yavaşsa bu program oldukça hantal çalışan bir program. Yine de işin sonunda attığım videoların fazla izlenmesi, gelen güzel yorumlar bana devam etmek için motivasyon sağlıyor. Oyunun tam gameplayine baktığımda neredeyse 6 saatlik bir oyun süresi kalmış. Bu da en az 6 bölüm demek. Videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman sizi eğlendirip güldürmek amaçlı videolar çekmem. Benim öncelikli amacım kendimi eğlendirmek güzel bir arşiv oluşturmak ve cebimi doldurmaktır. GTA 4'te önceki bölümlerde. 10. bölüm Francis'in ayağını kaydırmak isteyenleri ortadan kaldırdığımız bir bölümdü. Aleyhine delil toplayan avukat, çete lideri, çetenin ikinci lideri derken eski kız arkadaşımız Michelle'in patronuyla tanışıp benzerlerini onun için de yapmıştık. Bölümün en heyecanlı kısmı ise McCreary kardeşlerle soyduğumuz bankaydı. Bunun sonucunda bağlantılarımız genişledi ve iki tane yeni görev verenimiz oldu. Bu bölümde göreceksiniz. Önceki bölümün detaylarını izlemek içinse şu şuraya tıklayabilirsiniz. GTA 4'ün bazı açılardan GTA 5'ten iyi olduğu bir gerçek. Karanlık atmosferi ve intikam hikayesi derken görevleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O konuda San Andreas 4'ten daha iyi. Bana yorumlarda bu oyunun aslında sıkıcı ve tekrarlı görev yapısına sahip olduğunu söyleyen izleyicilerimi pek ciddiye almamıştım. Çünkü çıktığı yıllarda oyunu tecrübe ettiğim için aklımda çok iyi kalmış. Eğer günümüzde tekrar bir şans verirseniz oyuna karşı bakış açınız değişebilir. Haritamızda sadece iki tane görev var. Bunlardan birisi İtalyan mafya Ray Boccino, diğeri ise McCrary kardeşlerden büyük olanı Gary. Demeye kalmadan Patrick arayıp madem tüm kardeşlerimle çalışıyorsun, abim Derek için de bir iyilik yap. Kendisi parkta takılıyor ve yardıma ihtiyacı olabilir diyor. Şimdilik Derek bir kenarda dursun, ben de abisi Gary'nin görevini yapayım. Kendisi geçen bölümde özellikle arka kapıdan gel demişti. Nico'ya bira teklif ediyor ama bizimki her zamanki gibi kabul etmiyor. O da aynen bira içmeyelim, viski içelim diyerek başlıyor şişeden dikleme. Banka işinde kendimizi iyi idare ettiğimiz için artık bize saygı duyuyor ve ailenin konumundan dolayı sitem ediyor. Kimde para varsa onun için çalışıp kazandığımızı boş şeylere harcayarak köle kalıyoruz diyor. Bu durumun değişip suç ailesinin tekrar eski gücüne kavuşması için diğer ailelerin güçlerinin sarsılması lazım. Yani Anselottiler ve Arnavutlar arasında bir anlaşmazlık çıkartacağız. Tony Black denilen bir adamın arabasına bomba yerleştirip patlattığımızda bunu Arnavutların yaptığını düşüneceğiz. Oyunun getirdiği eğlenceli mekaniklerden bir tanesi. Bomba telefonla aradığınızda patlıyor. Oldukça kolay bir görev olduğunu söyleyen geriye neden kendin yapmıyorsun diye sorduğumuzda aldığımız yanıt bu. Son zamanlarda siz de fark etmişsinizdir Niko da görevleri sorgulamaya başladı. Ben bunu neden yapıyorum, neden sen yapmıyorsun gibisinde. E sonuçta artık hayatının sonuna kadar çalışmasa bile ona yetecek kadar parası var. 2008 yılında 350 bin dolardan bahsediyorum bu arada. Toplantıda oldukları için aracı böyle başıboş bırakan bu adamların nasıl böyle güçlendiğini anlamak zor. Niko bombayı yerleştirdiğinde görev bitmiyor. Asıl mekanlarına dönene kadar takip etmek zorundasınız. Tam 3,5 dakika boyunca takip ettiğinizde kurbanlarınız mekana ulaşıyor ve güvenli bir yerden bombayı patlatıyorsunuz. kalan adamları da halledip polisten kaçtığınızda görev tamam. Şimdi planın ikinci adımı var. Bu sefer ön kapıdan giriyoruz ve bize kapıyı Kate açıyor. Hatta ilginçtir ki Nico'yu öpüyor. Tabii benim bunu ilginç bulma sebebim senaryo dışında Kate'le takılıp ilişkimi ilerletmemem olabilir. Normalde bu aşamada dilerseniz Kate sevgiliniz olabiliyor. you Geri söylediğine göre sürekli aynı araç tarafından izleniyormuş ve bu yüzden bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Yapacağımız şeyse Arnavut kılığına girmek ve kıdemli mafya Frankie'yi vurmak. Kılığına gireceğimiz Arnavutsa ise bu. Bu. Uh, Böylece takım elbisesini çıkartıp motorcu gibi giyinen Nico, benim oyunda hiç sevmediğim motora binerek buluşma noktasına gidiyor. Normalde araçlara hiç hevesli değilimdir. Çocukken alacak olsam motor alırdım dediğimde annem bunun ne kadar tehlikeli olduğunu dile getirirdi. Şu sahneden sonra onu daha iyi anladım. Bizi gören Frenki kaçmaya başlıyor ve onu indirdiğinizde tüm görgü tanıkları bir Arnavutu tarif edecek. Tıpkı Vice City'deki Haiti ve Küba çatışması gibi. Yolda gördüğüm bu enerjisi yüksek, kendi kasedini satmaya çalışan Nico Niko'yla konuşurken birisi laf atıyor. Paddles. Yo, paddles. You... You Man, you hear that pump? Oyun size patosun canını çıkan adamları ortadan kaldır dediğinde what the fuck bana ne lan bu sebepten biri mi öldürülür diyorsunuz. Demek Liberty City'de böyle şeyler de oluyormuş. Derrick'e gittiğimizde ise adamı acınası bir halde elinde içki şişesiyle bankta yatarken buluyoruz. Kendi kendine söylenirken Niko'ya hiç dikkat etmiyor bile. Neden kendine bunu yapıyorsun diye sorduğumuzda umursamasını engellediğini söylüyor bize. Zamanında bir hata yapmış ve zavallı Deriki bir adam hala onu ve ailesini öldürmekle tehdit ediyormuş. Adı da Baki Sligo. Derek bize o malum soruyu soruyor. Can you get to sure bu görmüş olduğunuz kuşlardan Liberty City'ye dağılmış bir şekilde 200 tane var. Üstelik oyun haritanızda nerede olduklarını işaretlemiyor. Bu yüzden tamamlaması oldukça zor. Kaldı geriye 199. Polis bilgisayarına erişmek için 911'i arayarak ayağıma kadar getirtiyorum kendilerini. Adamı sistemde tarattığımızda Burger Shot'ta takıldığını öğreniyoruz ve Derek bizi ahbaplarını da öldür diyor. Yalnız takılıyorsa ne yapalım? Adam bizi gördüğünde arkadaşlarının yanına gidecek. Hatta Derek'in söylediğine göre bu kişi tek başına tutuklanmaktansa herkesin indirilmesini tercih edermiş. Ben yandım siz de yanın misali. Sirenlerle adamı korkutup takip ettiğimizde bizi bir grup insanın kaldığı binaya getiriyor ve hepsinin işini bitiriyoruz. Aranma seviyemizden kurtulduğumuzda 6500 dolarla görev tamam. Brucey artık görev verenimiz olmasa da arkadaşımız olmaya devam ettiğinden bizi yemek yemeye davet ediyor ama bu teklifi geri çeviriyorum. Ardından Peggy'den bir mesaj. Kız kardeşime bir yüzük tak. Minnettar olacaktır diyor. La ne alaka kardeşim ben senin kızını sadece ara sahnelerde görüyorum. Sıradaki görevimiz Burner'da. Yani Mike Toreno kılıklı adama. Bizden teröristler için çok para harcayan bir adamın etkisiz hale getirilmesini istiyor. Bunun için ödeme alıp almayacağını merak eden Nico maalesef eli boş dönüyor bu sohbetten. Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me. Michelle? Karen. We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. <laughs> Bu gördüğünüz helikoptere el koyarak Burner'da getirmeniz lazım. İlk bölümlerde tren takip ettiğimiz gibi aynen o şekil takip ediyoruz. Helikopter indikten sonra keskin nişancı tüfeğinin avantajını kullanarak herkesi öldürüyorum. Ayrıca oyunda ilk defa helikopter kullanacağımızı da belirtelim. Oyunun o karanlık renk teması sanki biraz renklendi mi yoksa bana mı öyle geliyor? Haritanın öbür ucundaki havaalanına helikopteri teslim ettiğinizde görev tamam. Buraya kadar gelmişken uçabileceğim bir araç var mı diye bakmasam olmazdı. Ayrıca Mallory'nin telefon görüşmesine daldığım için yanlış kısımlara girdim ve bir anda peşimde 4 yıldız polisle buldum kendimi. Kalan son görev Ray Boccino ama öncesinde Bruce'i yarışta yendiğimiz adamların bir rövanş istediğini söylüyor. Bunlara katılmak isterseniz Bruce'i arayarak bir yarış ayarlayabilirsiniz. Tıpkı Little Jacob'ın paket yan görevleri gibi. Tam göreve gireceğim Dwayne arayıp Playboy'un onu öldürmek istediğini söylüyor. Bu konuda bana yardımcı olursan sonsuza dek sana sadık kalırım diyor ve bizi iki arkadaşın arasında bırakıyor. Restoranda takılan Ray'in görevleri ise fena değil. Neden bunlara katlanıyorsun diye sorulduğunda Nico dört tane mantıklı cevap veriyor. Paraya ihtiyacım var, bundan başka bir şey yapamam. Bu işte iyiyim ve birisini arıyorum. Borcunu ödemeyen bir arkadaşının icabına bakılması lazım Ray Botchino'nun. Kendisi Galveston konutlarında kalıyor ve burası çok katlı bir bina. Eğer bu adamla konuşursan sana yeri hakkında bilgi verir diye mesaj atmayı da ihmal etmiyor Ray. Bu kişinin gözünü korkutup bilgi aldığınızda onu öldürmezseniz siz içerideyken arkadaşlarını arayıp haber veriyor. Eğer bilgiyi almadan doğrudan giderseniz acaba bu merdivenleri 20 kat çıkmak zorunda kalır mıydınız diye merak ediyorum. Terminatör gibi yolunuza çıkan herkesi ezip geçerek Tedi'ye ulaştığınızda adam kapıyı öyle bir çarpıyor ki Nico mal oluyor. Çatıda devam eden kovalamacanın sonu Tedi için maalesef iyi bitmiyor. Ayrıca görevi tamamladığınızı söylemek için Ray'i aradığınızda adam sanki hiç haberi yokmuş gibi davranıyor. Zaten böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Profesyonellik bunu gerektirir. İkinci görevde erkekler sohbet ederken içeri Ray'in bir kız arkadaşı geliyor ama durumu içler acısı. Söylediğine göre kristal patlatmış. Yani Walter White'ın %99 saflıkta ürettiği ürün. Ray bizden çöp toplamamızı istiyor ama bu sıradan bir çöp değil. İçinde birçok taş olan bir çöp. Aracın yanına gittiğimizde bu üç kişiyle tanışıyoruz. Ray'in arkadaşları. Söylediklerine göre elmasları Lost Motor çetesi çalmış. Son iki bölümdür fark etmişsinizdir ki EFLC'nin adı çok geçiyor. İki farklı yerden çöpü aldığımızda maalesef peşimize adamlar takılıyor. Ve bunları atlatıp aracı bıraktığımızda adamlar elması Nikon'un götürmesini istemiyor. Biz önce bir çöplerden ayıklayalım öyle teslim ederiz diyorlar. Üstüne Ray'den böyle bir cümle duyunca bir aksilik çıkacağını anlıyorsunuz. Look and this crew have got the stuff Ray. It's all in the back of the truck. We'll keep an eye on I don't know, Ray. You don't trust them, then the ice. And catch you around. Üçüncü görev için gittiğimizde Ray bize iki olasılık olduğunu söylüyor. Ya bana kazık attın ya da o adamlar ikimize kazık attı. Git mallarımı al ki herkes ödeme alabilsin diyor. Çalmış işte adamlar belliydi zaten. Üstelik Las Venturas'a gitme hayalleri kuruyorlar. Doris, we'll be Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nikki. I gave every one of those diamonds to Ray. Now, we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them? That's what I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Script bir kovalamacı olduğu belli. Hem garip hareketler yapıyorlar, hem de çok hızlı gidiyorlar. Ve yolun sonu. Üç çete üyesini indirdiğimizde sonuncusu tuvalette saklanıyor ve elinizdeki silahla tüm kapıları kırarak adamı buluyorsunuz. Böyle birisine asla güven olmaz. Hatta sifon sesi çıkınca ben taşları atıp sifonu çekti diye düşündüm ama öyle değilmiş. Elmasları almak istiyorsan benimle köprüde buluş diyen Niko, malı teslim ediyor ve bu görevi de bu bölümle birlikte sonlandırıyor. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilir, maddi destekte bulunmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.